Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber CoinEx borsasını inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi CoinEx borsası 12 Eylül'de bir hack saldırısına maruz kalmıştı. İşlemleri arkadaşlar çok hızlı bir şekilde sonuçlandırdılar ve kullanıcılara tam tazminat ödeme sözü verdiler. Bunların detaylarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu hack saldırısı ne kadar büyüktü ve bu hack saldırısının arkasından borsanın arkadaşlar ne kadar güvenilir olduğunu ve işlemleri ne kadar hızlı gerçekleştirdiğini sizlerle beraber inceleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Videomuza hızlıca başlıyoruz. Arkadaşlar piyasayı takip eden birçok arkadaşımızın bildiği gibi CoinEx borsası büyük bir hack saldırısına uğradı. Ve borsa buna çok hızlı bir şekilde Twitter kanalından ve Telegram kanalı gibi resmi duyuru kanallarından cevap verdi. Kimseyi paniklettirmediler. Gördüğünüz gibi 12 Eylül'de hack saldırısı gerçekleşti ve 12 Eylül'de arkadaşlar hemen açıklaması geldi borsanın. Kimsenin panik yapmaması gerektiğini söyledi borsa ve böyle bir hack saldırısı sonucunda tam tazminat ödeyeceğini kullanıcılarına söyledi. Gerçekten de kullanıcıların güvenini kazandı. Burada arkadaşlar ekibin dürüst olması ve şeffaf işlem yapması gerçekten çok çok önemliydi. Yani bana göre de bir borsada bulunması gereken özelliklerden birisi insanları paniklettirmeden ve piyasayı paniklettirmeden anında arkadaşlar duyuru yapmaları gerçekten çok önemliydi. Zaten buradan da baktığımızda 12 Eylül'de gördüğünüz gibi acilen bir duyuru yapıldı. CoinEx Türkiye Twitter sayfasından incelersen biraz daha net anlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şuradan ilk tweet'e baktığımızda sevgili CoinEx kullanıcıları, 12 Eylül 2023'te CoinEx risk kontrol sistemi CoinEx'in platform işlem varlıklarını geçici olarak depolamak amacıyla kullandığı sıcak cüzdanda şüpheli büyük bir para çekim faaliyeti tespit etti şeklinde bir açıklama geldi. CoinEx özel bir ekip kurarak anında olaya müdahale etti. Para çekme işlemlerini kapattı ve incelemelerini yoğunlaştırdı arkadaşlar. Bu çalınan varlıkların tespitine başladılar ve cüzdan adreslerini tespit ettiler. Hangi cüzdan adreslerine transferler gerçekleştiğini tespit ettiler ve bunları izole ettiler. Diğer borsalarla da paylaştılar. Buradaki varlıklarda bir transfer söz konusu olursa anında CoinEx borsasına haber verileceğini de söyleyebilirim sizlere. Ve borsa bu olayın sorumluluğunu kendi üstüne aldı. Kullanıcıların hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğini ve gerekirse tam tazminat ödeyeceğini söyledi. Bu da gerçekten bir borsa için çok yüklü bir para. Bu yüklü parayı tam tazminat ödeyeceğine aynı gün söz vermesi gerçekten de borsanın kalitesini gösteriyor bizlere. CoinEx borsasındaki diğer duyuruları da inceleyelim hemen sizlerle beraber arkadaşlar. Burada saldırıyla bağlantılı olan şüpheli cüzdan adreslerini tespit edip izole ettiklerini görüyoruz. Daha sonrasında anlamsal karışıklık olmaması için sürecin şeffaf bir şekilde yönetileceğini söylüyorlar. Gördüğünüz gibi sürekli tweet attılar. 12 Eylül'de, 13 Eylül'de, 14 Eylül'de, 15 Eylül'de, yani sürekli insanları bilgilendirdiler. CoinEx borsası dediğim gibi arkadaşlar dünyanın büyük borsalarından bir tanesi ve bu süreçte de şunu öğrenmiş olduk. Yani bir borsa arkadaşlar olayın içinden sıyrılmıyor ve kullanıcıları mağdur etmiyor. Hatta 21 Eylül itibariyle de 12 Eylül'de hack'e uğruyorlar. 9 gün sonrasında arkadaşlar tekrardan para çekme işlemlerini başlatıyorlar. Bu da çok çok önemli ve hızlı bir gelişme aslında. Sadece kullanıcıların cüzdan adreslerini değiştirdiler güvenlik sebebiyle. Yani borsaya arkadaşlar para yatırmayı düşünüyorsanız güncel adreslerinizi borsa üzerinden almanız gerekiyor. Çünkü cüzdanlarınız dediğim gibi değiştirildi. İşte USDT, Ethereum, Bitcoin cüzdan adresleriniz değiştirildi. Eski cüzdan adreslerinize transfer yapmamanız gerekiyor. Hatta Cointelegraph'ta da bir haber var. Bunu da hemen sizlere söyleyeyim. Geçtiğimiz hafta 70 milyon dolarlık hack saldırısına uğrayan CoinEx para yatırma ve çekme işlemlerini yeniden başlatmaya hazırlanıyor. Dediğim gibi arkadaşlar 70 milyon doların altından borsa rahatlıkla kalkabildi. Bu da borsanın büyük bir borsa olduğunu bizlere gösteriyor. Yani kripto para borsası seçerken arkadaşlar dikkat edilmesi gerekenlerden birisi de borsanın büyük bir borsa olması ve fonlarımızı bize güvence vermesi. Eğer borsadan kaynaklanan bir sıkıntı olursa fonlarımızı karşılaması gerçekten çok çok büyük bir özellik olarak göze çarpıyor. Ekibin de dürüst ve şeffaf
olarak çalışması gerçekten benim hoşuma gitti. Zaten kendi üyeliğimde bulunuyordu borsada ve şu anda Bakiyem'de hala görünüyor arkadaşlar. Bakiyem'de de bir eksilme söz konusu değil. Zaten para çekim işlemleri de 21 Eylül itibariyle açılıyor. Videomuzun açıklama kısmında CoinEx borsasının arkadaşlar Twitter sayfasının linki de bulunacak. Borsanın linki de bulunacak. Twitter sayfalarından tüm süreci şeffaf olarak takip edebilirsiniz. Bu saldırıda kullanıcıları mağdur etmiyorlar. Fonları ödeyecekler. Fakat saldırganların da peşini bırakmayacaklar arkadaşlar. Onlardan da bu fonları almaya çalışacak ekip. Yani özel bir ekip kurdu CoinEx borsası. Ve umarım bu hack saldırısını en az zararla kendileri de atlatırlar. Zaten yatırımcılar bir zarar etmedi. Borsada umarım en kısa zamanda zararını karşılar. CoinEx borsasını kullanan birçok kullanıcımız vardı. Bu hack saldırısıyla ilgili birçok panik olan kullanıcımız da vardı. Bundan dolayı da arkadaşlar dediğim gibi CoinEx borsasında şu anda bir sıkıntı görünmüyor. Borsa gayet güvenli şekilde görünüyor. Zaten açıkta tespit edildi ve açığında kapatıldığını söyleyebilirim sizlere. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz, abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla, sağlıkla kalın, hoşça kalın.